Sevgili seyirciler, başkent Ankara'da Anıttepe bölgesindeyiz ve bugün çok önemli bir konuyu ekranlarınıza getireceğiz. Kentsel dönüşüm. Başkent Ankara'da kentsel dönüşümü ilk başlatan firma Medya Proje İnşaat. Firmanın ortaklarından Hayrettin Bey yanımızda. Efendim merhabalar. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Teşekkürler. Efendim, başkent Ankara'da kentsel dönüşüm ne zaman başladı? Medya Proje İnşaat ne zaman kuruldu? Kısaca bize anlatır mısınız? Medya İnşaat Proje 1991 yılında Metin Kuruoğlu tarafından kuruldu. 2011 yılında da kentsel dönüşümün altyapısını hazırlayaraktan startımızı verdik. Ve bu esnada bugüne kadar yaklaşık 12 tane binamızı ve çıkıp gezeceğiz, göstereceğiz de yapımına başladık. Kentsel dönüşümü biz bizzat birebir kişilere anlatıyoruz. Avantajlarını anlatıyoruz. Binalarımızın otopark olmadığını ve binalarımızdaki yapılardaki 50 yıllık, 60 yıllık binalarımız ve içindeki bütün malzemeler olsun, altyapısı olsun bozuk olduğunu anlataraktan projemizi yapıyoruz. Mahal listemiz, yani kullanacağımız malzemelerimizi tek tek biz seçiyoruz. Artış şartlarını biz koyuyoruz. Çünkü mimar, mühendis ve hukukçularla birlikte çalıştığımız için bizim o konuda çok rahat. Hiçbir mülk sahibini zarara uğratmadan, artı yüklenici firmalara da bunu anlataraktan, onların da rantını gözeterekten bu projeleri başlandırıp ve sonuna kadar da devam ediyoruz. Belediyedeki olan sıkıntılarına el atıyoruz. Biz de öncülük yapıyoruz. Belediyedeki bütün şube müdürlükleriyle de gelip buradaki konularda anlatıyoruz. Onlar da bize destek oluyorlar. Özellikle Çankaya Belediyesi'nde bu işi yaptığımız için Çankaya bölgesinde de büyük bir sıkıntı, otopark sıkıntısı bütün sokaklarda, yani evine girecek insanlar yolda yürüyemiyor otoparktan dolayı. Biz bunları da önüne aşıyoruz. Bunları da çözüyoruz. Hem hükümete hem belediyemize de böyle bir rahatlık ve destek veriyoruz. Efendim, katlarda, dairelerde metrekareler aynı olarak mı yenileniyor daireler? O bazı binalarımızda aynı kalıyor. Bazı binalarımızda %5, %10 aranında büyümeler oluyor. Bu büyümeleri de paylaşırken mevcut projelerinin üzerindeki dairelerin ölçülerini projesinden bakıyoruz. Onu AutoCAD sisteminde büyüme oranlarını dairenin büyüklüğüne göre pay ederekten binamızı yapıyoruz. Şimdi bizim buradaki görevlerimizden en büyük, kendi üzerimize düşen sorumluluğu şöyle belirledik. Dedik ki arkadaşlar, biz bu binalarımızı gezelim. Bize gelen talepleri proje bazından alıp ve yıkımına, yapımına, kontrolüne, kullanılacak malzeme seçimine varana kadar hepsinin denetimini biz üstlenelim. Müteahhitler de burada, ki herkes iyi niyetli gelmiyor tabii ki. Kendi rantını düşünüyor. Biz onun da önüne engel koyaraktan, evet %25, %30 bir kar orantısı müteahhite bırakaraktan, mülk sahiplerimizin rantını ön plana çekerekten, baştan alıp, iskanını alıp, tamamıyla sorunsuz bir şekilde teslim etmesine kadar biz bu işi üstlendik ve bütün sorumluluklarını üzerimize aldık. Güvenlik açısından, teminat açısından ve binalarımızın yerleşkesi açısından hiç kimsenin zarara uğratmadan bu işe gönül verdik ve bu işi devam ettiriyoruz. Efendim, şu anda başkent Ankara'da Anıttepe'deyiz ama Ankara genelinde bu hizmeti veriyorsunuz değil mi? Evet, Ankara genelinde ve il dışında da talepler geliyor bize. Çünkü duyuyorlar, görüyorlar. Burada Anıttepe'deki oturan insanların çoğu Ankara dışından. Bu emekli olaraktan buraya yerleşmişler. Biz buradaki başarımızı gördükçe, güven ortamını yarattıkça Ankara dışında da talepler geliyor bize. Efendim, Medya Proje İnşaat olarak bulunduğumuz bölgede çok fazla inşaatınız var. Evet. İsterseniz sevgili seyircilerimize bu inşaatları da tanıtalım sizinle birlikte. Buyurun efendim. Tabii ki çıkıp sahayı gezebiliriz. Buyurun efendim. Sevgili seyirciler, başkent Ankara'da kentsel dönüşüm konusunu bugün ekranlarınıza taşıyoruz ve Hayrettin Bey ile beraber Anıttepe'de geziyoruz şu anda. Efendim, arkamızda eski bir bina var. Prosedür nasıl işliyor bu bina ile birlikte, bize bir de canlısını isterseniz anlatın. Buradaki prosedür efendim, bu gördüğünüz binanın mülk sahipleriyle irtibata geçiyoruz. Onlar bize geliyor. Biz onlara projelerimizi anlatıyoruz. Ve bütünüyle proje üzerinde yapımla ilgili bütün görüşlerini aldıktan sonra biz işaretimizi vererek de işe başlıyoruz. Bu bina şu anda bütün işlemleri bitmiş, yıkıma hazır halde. Bitti. Yüklenici firma, yapımcı firmayla da anlaştık. Mülk sahiplerimizle imzalarımızı attık ve binamızı da gördüğünüz gibi boşalttık. Bundan sonraki süreç, risk raporu dediğimiz bir olay var. Onu alıyoruz. Ondan sonra da binamızı yıkıyoruz. Ve mülk sahiplerimiz de devletin vermiş olduğu kiraya desteklemesinde de risk raporu
başvurularından sonra gidip Şehircilik ve Çevre İl Müdürlüğü'nde başvurularını yaparak da kiralarını da alıyorlar. Sevgili seyirciler, arkamızdaki eski binada mülk sahibi olan bir beyefendiyle birlikteyiz. Efendim siz de burada mülk sahibiydiniz. Evet. Sizin için süreç nasıl işledi? Yaklaşık 2 yıldan beri uğraşıyoruz yıkılması için. Bazı oturan şahıslar kedim köpeğim var diye biraz geciktirmeye çalışıyorlardı ama ne mutlu ki 2 yıl uğraştık ama şu an yıkılacak. Kentsel dönüşüm ile birlikte. Ondan sonrasında yepyeni dairenize kavuşmuş olacaksınız. Evet, evet. Bundan yönü çok mutluyuz. Efendim çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Çok mutluyuz. Sağ olun. Hayrettin Bey, şu anda temel aşamasındayız galiba. Evet, bize anlatır mısınız? Evet, temel aşamasındayız. Bu binamızla ilgili de çalışmalarımızı yaptık. Projelerimizin onaylarını aldık. Binamızı yıktık ve şu aşamada temele başladık. Nasip olursa bir 15 ay sonra bu binamıza da insanlarımızı oturtturacağız. Yan taraftaki binamız da aynı haldeydi. Proje de öyleydi. O binamızda da çalışmamızı başlattık. Şu anda imza aşamasına geldik. Tahminimce bir 5-6 ay sonra o binamızda böyle bir temel açma aşamasına getireceğiz. Evet sevgili seyirciler, gezintimize devam ediyoruz Anıttepe'de. Efendim arkamızdaki binayı anlatır mısınız? Hangi aşama oluyor? Arkamızdaki bina şu anda ruhsat alınmış, projeleri onaylanmış ve yapım aşamasına başlanmış bir binamız. Şu durumda da otopark katı bitti ve giriş katının kalıbı yapılıp betonuna hazırlanıyor. Bu şekilde inşaat devam ediyor. Tabii tabii, bu şekilde inşaatımız devam ediyor. Yaklaşık bir 3 ay sonra buranın kaba inşaatı biter. Onun akabinde bir 6 ay sonra da toplamda 9 ay sonra biz bunu binaya mülk sahiplerimize inşallah yerleştireceğiz. Sevgili seyirciler, Anıttepe'de kentsel dönüşümü adım adım ekranlarınıza getiriyoruz. Hayrettin Bey, arkamızdaki binada inşaat bitmek üzere. Bu aşamayı alalım sizden. Şu andaki inşaatımız %70 oranında bitmiştir. İnce işleri başlamıştır. İnce iş dediğimiz montaj malzemeler artık konmaya başladı. Doğraması takıldı, cephe giydirmesi yapılıyor. Ve buradaki binamızdaki mülk sahiplerimiz de kiraya çıktıkları evlerin kirasında devlet tarafından karşılanıyor. 950 lira kira yardım alıyorlar. İnşallah 9 ay kadar sonra binalarda ve evlerine taşınacaklar. Şimdi bundan sonrasında herhalde bitmiş bir inşaata gideceğiz. Tabii. Ve sevgili bundan seyircilerimize en son halini göstereceğiz. İnşallah. Buyurun efendim. Gezintimiz devam ediyor. Hayrettin Bey, arkamızdaki binada artık bitmiş hali. Aynen. Sizden öyle bilgi alalım. Buranın geçmiş efendim 2 tane ayrı binaydı. Ve ikisini tevhid yaparak da kentsel dönüşüm kapsamına koyduk. Ve 16 daire vardı mevcutunda 2 binada. Şu anda 32 daire şekliyle çıkarttık. 750 metre bir otopark. 35-40 araçlık bir otopark koyduk. Sığınma artı makine dairesi artı elektrik dairesinde şimdi gezdireceğim binanın içinde ve kullandığımız malzemeleri de göreceksiniz, kalitesini de göreceksiniz. Şık, konforlu ve akıllı bina dedikleri şekliyle güzel bir binamız çıktı. Ve insanlarımız da şu anda işlerine girdi, oturmaya başladılar. Sevgili seyirciler, tüm Türkiye'ye örnek olacak bir inşaatı sizlerle birlikte gezdik. Kullanılan malzemeler hakkında bilgi alalım. Bu inşaatta kullandığımız malzemelerin tümünün seçimini biz tayin ediyoruz. Ne müteahhit firmaya bırakıyoruz ne mülk sahiplerine. Çünkü Ankara'da en çok kullanılan atıyorum kapısından dış kapı, çelik kapı olaraktan 3 çeşit marka var. Ankara çelik kapı, Sur çelik kapı ve Kale çelik kapı. Biz bunların üçünden birini koyuyoruz. Mesela asansörümüzü gördünüz. Schickler marka asansör kullanıyoruz. Fitix malzememizi, montaj malzememizi, tesisatla ilgili Legrand elektrik olarak kullanıyoruz. Vico kullanıyoruz. Su tesisat malzemesinde Vitra'dan başka hiçbir malzeme kullanmıyoruz. Fayans ve Kalebodru'da Vitra kullanıyoruz. Parkelerde Çamsan marka kullanıyoruz. Veyahut da Sivisklor marka kullanıyoruz. Kapılarımız yine dediğimiz gibi mobilyadır. Mutfak dolaplarımız yine fabrikasyon malzemeden kullanıyoruz. Yani camlarına varana kadar hepsi kalitedir. Efendim bünyenizde inşaat mühendisleri var, mimarlar var. Biraz da o konudan bahsedin. İnşaat mühendisimiz var, mimarımız var, avukatımız var. Şantiyede takip eden elemanlarımız var.
Biz işi verdiğimizde sadece kontrolün yapı denetimi değil, müteahhit firmaya değil, kendi firmamız medya, proje, inşaat olarak da sahip oluyoruz. Hepsini de kontrolünü yapıyoruz. Temel aşamasından başlayıp iskanı alındığı güne kadar tümünde biz varız. Efendim, tüm Türkiye'ye örnek olmasını istediğimiz projelere imza atmışsınız. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Buradan tüm seyircilerimize mesajınız ne olacak? Buradan tüm Ankaralı kentsel dönüşümle ilgili binalarını yenilemek, projelendirmek ve teknik açıdan destek isteyen tüm vatandaşlarımızı ofisimize bekliyoruz ve yaptırıp devam ettiğimiz inşaatlarımızı gezerekten bizden her türlü desteği alabilirler. Onunla ilgili de mevcut projelerimizi gezdiririz, mevcut alanlarımızı gezdiririz ve Ankara'nın her yerine de hazır ve gidip teknik açıdan da destek vermeye hazırız. Efendim, binasını yenilemek isteyen seyircilerimiz var mutlaka. Size ulaşmak istiyorlar. Açık adresi de alalım size. Ankara ili Çankaya ilçesi Anıttepe Mahallesi Bitiştiren Caddesi 1/4'te Medya İnşaat Proje. Bu adresten ulaşabileceksiniz sevgili seyirciler ve böyle güzel projelere siz de sahip olacaksınız, dairelere. Efendim, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum Hayrettin Bey. Ben teşekkür ediyorum. Sizler de geldiniz, gezdiniz, gördünüz. İnşallah kalitemize kalite katarsınız. Sağ olun efendim, çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, Medya Proje İnşaat'ın proje mimarı Canan Hanım'la birlikteyiz. Efendim, merhabalar. Merhabalar. Efendim, projelerde nelere dikkat ediyorsunuz? Sizden bu bilgileri alalım. Biz Medya Proje İnşaat olarak daha çok kentsel dönüşüm projeleri üzerinde duruyoruz. Biz insanlara daha yaşanılabilir, daha teknolojik, daha çağdaş, daha kamusal alan oluşturulan, daha malzemelerin insani ölçekte ve insan sağlığına zararı olmayan şekilde bir öngörüyle projelerimizi oluşturuyoruz aslında. Ankara başta olmak üzere tüm Türkiye'de de bu vizyonla işlerimizi devam ettiriyoruz. Daha çok şu anda yeni yapılan yerlerde değil, mevcut işte 40 yıllık, 50 yıllık daha önceden herhangi bir şehir planlaması yapılmadan yapılmış olan binalarla ilgili hak sahiplerinden alınan rıza ile ve bulunan uygun ve tecrübeli bir yatırımcı ile birlikte bu binaların aslında tamamıyla yıkılması ve bu binaların yerine de hak sahiplerinin bütün hakları teslim edilerek daha çağdaş, daha konforlu, daha insan sağlığına az önce de söylediğim gibi faydalı malzemeler kullanılarak daha yaşanabilir alanlar oluşturmak ve insanların daha mutlu olabileceği aslında konutlar oluşturuyoruz. Mimari olarak bir şekilde şehre dokunmaya çalışıyoruz. Yani binaların daha modern cepheli olması bizim için çok önemli. Daha estetik olması çok önemli. Veya binalarda kullanılan malzemeler, atıyorum cam boyutları, işte korkuluk malzemeleri, iç mekanda kullanılan malzemeler. Bunların hepsi artık bu çağdaş yaşamda bütün insanın dikkat ettiği şeyler haline geldi. Artık eskisi gibi bir sistemde evde satamazsınız, evde almıyor. Zaten. Biz bütün bu insanların taleplerini göz önünde bulundurarak projeler oluşturuyoruz ve bu projeleri de ilgili insanlarla buluşturuyoruz. Amacımız bu. Canan Hanım, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum efendim. Ben sağ olun. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, daha çağdaş şehirlerde buluşmak üzere diyoruz ve rotamız Türkiye'ye devam ediyoruz.